Cezaevinin koşulları, orada yaşatılan şeyler, dışarıya olan şeyler beni orada tüketti. Tansiyon, kulak zarım patladı. Bunu belirtme gereği duyayım. Defalarca söylememe rağmen avukatım gelmeseydi kulak için bile beni doktora çıkarmazdılar. 2,5 yıl pandemiden dolayı hastaneye gidip şeker ölçümlerimi yapamadım. Sonra beni sevk etmeye başladı. Sevklerde asker yok, doktor yok. Zürich Devlet Hastanesi'nin birçok bölümünün doktoru yok. Bile seni iyileştirecek bir pozisyon yok yani. Şimdi beni götürdükleri zaman ben orada askerin zoruyla götürüldüğüme inanıyorum. Çünkü bypass ameliyatı olmuş. Şuramdan yırtmış şuraya kadar. Şu ayağımdan yırtmış ayağımın başına kadar. Yani orada beni korumakla görevli olan asker beni korumaktan ziyade beni çabuk taburcu etmenin derdindeydi. Kelepçeleyin. Lavaboya götürürken ellerini kelepçeleyin. Eşiyle gezdirirken kelepçeleyin. Yani bu koşullarda cezaevinde ben 2 gün yaşıyorum. Yani sağ olan insan orada çürüyor. Ben orada çürüdüm yani. Ben orada bir gün artık kalamam yani. Çünkü artık çeyrek insan olmuşum yani. Sorumlusu bu kararı alacak olan yetkililer olacak yani. Benim cezaevinde kalma gibi bir iyileşme olmaz ha. İmkanlar yetersiz. Hijyenik değil. Kurumun hastahane bölümü bir şey yok yani. Ben hastahaneden gelirken monitöre bağlıydım. Burnumda buhar vardı. Ağzımda şey vardı. Oksijen vardı. Hep makinelere bağlıydım. Bir anda beni toparlayıp kelepçeleyerek bir değil. Hem beni kelepçeleyen askere kelepçeleyip o halde arabaya koyup buradan ayağa kadar binlerce dikiş var. Yani mesela en azından beni bir ambulansa götürebilir. Her geçen gün kötüleşiyor. Yani ben oraya gittiğimde ben refakatçi eşime sarılarak ben artık geri çıkmayacağımı biliyordum. Cesedimin çıkacağını biliyordum yani. Ben orada sağ çıkamazdım. İmkansız. İmkansız. Asker diyordu işte bu terör suçlusudur. Bu nasıl tahliye olmuş? Biz bunun eşyalarını götürmüyoruz kapının önüne. Orada beni 1,5 saat o soğukta o gün 2 saat, 3 saat önce şeyden gelmişim. Hastahaneden gelmişim. Vücudum titriyor. Dişlerim birbirine değiyor. Ya diyorum bir taksi çağırın ben parasını vereyim. Diyor yok. O diyor biz götürmüyoruz. O diyor biz götürmüyoruz. Gardiyanlara diyorum o zaman açın kapıyı ben geri gideyim koğuşuma. Ona da yapmıyorlar. Hasta bir insan cezaevinde kalamaz. Hani o koşullarda hasta bir insan yani insani de değil. Yani nasıl düşünürsen düşün yani çünkü değil ha. Yani bir şeyler sana yapılması gerekir. O şeyler orada yok. Dünyada da en önemli olan şey insan hayatıdır. İnsan hayatına önem verilmiyorsa yani hiçbir anlamı yok hayatına.